Cevdet Bey, siz ne dersiniz merak ettim. İki partiye şu an vatandaş eşit bakıyor ama lider olarak bakıldığında Erdoğan daha önde görünüyor der İhsan Bey. Ve dün mesela Ali Aydar Fırat, CHP Parti Meclisi üyesi yayında konuğumuzla ekonomiyi konuşurken bizim için acı olan da şu dedi. Mesela bunu kim düzeltir dediğinizde muhalefet yanıtını alamıyoruz vatandaştan. Bizim de buna bakmamız gerekiyor demişti. Ne vaat eder hükümetin yapamadıkları ile ilgili muhalefet? Evet, gerçekten ülkenin içinde bulunduğu durum çok kötü. Ekonomik durum çok sıkıntı. Emeklimiz, işçimiz, asgari ücretlimiz, çiftçimiz, esnafımız hakikaten perişan durumda. Bir kere ekonomi düzeltilmeden bu ülkenin düzgün yönetilmesi mümkün değil. Şu anda da bu ekonomiyi düzeltebilecek yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Bilgi birikimi olarak var, kurmay kadroları olarak var. Daha bugün bakın, Ziraat Bankası bilanço, 6 aylık bilanço verilerini açıkladı. Asıl amacı çiftçiyi desteklemek olan bankanın çiftçiye verdiği kredileri toplam krediler içerisinde %26 oranında Sena. Yani çiftçiye toplam krediler içerisinde verdiğiniz pay bu. Büyük bir bölümü işletme kredisi. Hadi bir de ihracatla ilgili duruma bakalım. İhracata da yönelik yeterli krediyi kullandırmamışsınız. Ama bir taraftan siz kredileri böyle kurallarına uygun olmadan bankalar kanununa aykırı bir şekilde kullandırmaya devam ediyorsunuz. Çiftçinin durumu nasıl düzelecek? Şimdi bakıyoruz, çiftçi kredi faizlerini ödemekte zorlanıyor, krediye ulaşmakta zorlanıyor. Bir taraftan da bugün işte size de haber bültenlerine de yansıdı. Çukurova bölgesindeki sulama yetersizliğinden dolayı üretimin durdurulması söz konusu. Ekimin, yani tarımsal ürünlerin, narenciye hariç, meyveler hariç ekim yapmayın diye bildiriyor yetkili makamlar. Bu vahim bir durum. Yani su bitti çok diye Çukurova'da evet. O haberi söylüyorsunuz zannederim, evet. Değil mi? Bunu söylüyorum. Çok vahim bir durum yani. Şimdi siz çiftçiye ekme biçme nasıl dersiniz, nasıl kısıtlarsınız? Yani tarımsal girdiğimiz maliyetlerimiz bir taraftan artıyor, bir taraftan da ekip biçtirmiyorsunuz. O zaman ekmeyip biçmeyecekseniz ithalat yapacaksınız. İthalat yaptığınız zaman da ülkenin kaynaklarını dışarıdaki çiftçiye tekrar transfer edeceksiniz. Bu ithalatı kimler yapacak acaba? Bunun planlaması niçin zamanında ve düzgün yapılmıyor? Kaynaklar maalesef verimli bir şekilde kullanılmamaya devam ediyor. Tasarruf genelgesi çıktığı halde, tasarrufla ilgili kanun çıktığı halde tasarrufun ağası yok. Harcamalar fitursuzca devam ediyor. Yani bunların önüne geçilmesi gerekir. Ben size tek tek saysam şimdi yapılan savurganca harcamaları, inanın ürkersiniz. Şimdi ama kamuda tasarruf paketi resmi gazetede yayımlandı, hayata geçti. Bundan sonra yani 100 milyar liralık bir tasarruf bekleniyor demiş. Onun olmadığını mı görüyorsunuz o zaman siz? Olmadığını görüyorum. Tasarrufla ilgili kanunda 100 milyar beklendiği söyleniyor. En son vergi reformunda da hesapladık yaklaşık acaba ne kadar bir vergi geliri artışı olacak yani bu paydan diye. Toplam 150 milyar da oradan var. Topluyorsunuz 250 milyar yapıyor. Ama siz bir taraftan sadece 1 trilyon 254 milyar faiz ödeyeceksiniz bu yıl. 1 trilyon 254 milyar. Bütçe açığı olmuş 747 milyar 6 aylık. Faizi ödenen 6 aylık 545 milyar olmuş. Siz faiz yükünü aşağıya çekemiyorsunuz. Doğru düzgün sabit sermaye yatırımı maalesef getiremiyoruz. Sıcak para geliyor. Yani 30 milyar civarında sıcak para geldiği konuşuluyor. Bu para hızlı bir şekilde hep beraber yaşadık para pazartesi. Yani ülkemizden ne kadar para çıktı acaba? Hangi yatırımcı hisselerini bozdu, parayı geri çekti? Hani Japonya'daki durum belli, Amerika'daki resesyon belli. Demek ki bu para anında geldiği gibi çıkabilir. Carry trade uygulaması çok tehlikeli bir uygulama. Yani dışarıdaki ucuz krediyi kullanıp pahalı gelire, yani yüksek gelir elde edebileceğiniz ülkeye yatırım yapma olayı, ki Türkiye şu anda bunu uyguluyor. Kur korumalı mevduatın zararını bahsetmiştik değil mi? Çok büyük zarar verecek diye. Şimdi Merkez Bankası'nın zararının büyük bölümü, tamamına yakın kısmı kur korumalı mevduat maliyetinden kaynaklandı. 818 milyar zarar etmişti biliyorsunuz yani. Buradaki maliyetten nasıl kurtulacağımızı düşünürken, tedricen çıkmaya çalışırken bir de böyle carry trade bombası elimizde patladı. Acaba faizi sabit mi tutacağız? Faizi yükselteceğiz mi? İndireceksek ne zaman indireceğiz? Acaba indirirsek bu fonlar çıkacak mı? Bunun tek yolu var, güven tesis etmek,
hukuku, adaleti oturtturmak, güveni sağlamak, sabit sermaye yatırımlarını dışarıdan ülkemize çekmek. Bunun için de sadece ekonomik kararlarla bunu yapamazsınız. Uluslararası yatırımcıların güvenmesi gerekiyor. Güvenmesi için de somut adımlar atılması lazım. Yapısal reformların yapılması lazım. Biz ekip olarak bunları yapabilecek güçteyiz. Biz kaynakların nereye kullanılacağının önceliklerini sağlıklı belirleyeceğiz. Sermayenin daha iyi vergilendirilmesini sağlayacağız. Kayıt dışı ekonomiyle halen mücadele edilmiyor. Yani 300 milyar dolar civarında kayıt dışı ekonomimiz var. Bunun siz yarısını kayıt altına alıp vergilendirseniz 1 trilyon 254 milyar faiz giderinin tamamını karşılayabilirsiniz. Bunlar maalesef yapılmıyor. Yapılması için de irade lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidara geldiğimiz zaman önceliklerimizi buna göre belirleyip bütün bunların üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Şimdi vergi reformu dedik değil mi? Kanun çıktı. Bu yap işlet devlet projelerini ve köyü projelerini yapan müteahhitlerin, firmaların vergilendirilmesini değil mi? Vergi oranını arttırıyoruz. %25'ten 30'a çıkarıyoruz Sena. Hı hı. Bu %5'lik artış ne kadar gelir getirebilir sizce? Ben size söyleyeyim. 557 milyon gelir bekleniyor bu artıştan. Ama siz yıllardır böyle 44 firma var. Bunların zaten 7 tanesi vergi beyannamesi, yani vergi matrahı beyan etmiş. 2.8 milyar tahakkuk etmiş. Diğerleri zaten vergi ödememiş. 2005 yılından bu yana 79.5 milyar dolar para ödenmiş. Bu yıl sadece 162 milyar TL ödeyeceksiniz. 2025'te 240 milyar, 2026'da 270, toplam 673 milyar daha bunlara para ödeyeceksiniz. Ama bunların vergilendirilmesini gerektiği şekliyle yapmıyorsunuz. Halen yatırım teşvikleri vermeye devam ediyorsunuz. Ya inanın 6 Şubat'ta deprem olmuş. Depremden 10 gün sonra bu gruplardan birine 3 milyar 10 milyon TL'lik yatırım teşviği verilmiş. Şimdi bir taraftan bunlar depremde yardım yapacağız diye televizyonda bağış kampanyalarına katılıp yardım yaparken bir taraftan da devletten kepçeyle verip tencereyle bir diyelim artık yani alıyorlar. Ne var içerisinde biliyor musunuz? Gümrük muafiyeti var. KDV indirimi var. Şimdi nitelikli çalışanla ilgili 75 milyonluk destek var. Şimdi SSK primiyle ilgili olarak 10 yıl üst sınır da yok. 10 yıl muafsınız SSK priminden. 10 yıl ödemiyorsunuz. Enerji giderleriyle ilgili. Enerji giderlerinin %50'sini devlet desteği veriyor. Ve 200 milyonla üst sınırlamış. 200 milyona kadar destek veriyor. Ve devlet katkı payı da %85. Bu da yatırım süresi içerisinde tamamı verilecek. Siz bunlara önlem almadan, bunları ortadan kaldırmadan nasıl yapacaksınız? Ben şimdi buradan bir öneride bulunayım. Buyurun. Bu firmalar değil mi çok kazanç elde ediyorlar. Şimdi asgari kurumlar vergisi de belirlendi biliyorsunuz. %10 olarak bu kanunda çıktı. Küreseldeki de %15 olarak çıktı. Şimdi bu firmaların kurumsal kurumlar vergisi oranı da %30'a çıktı. Ama 557 milyon gelir gelecek hiçbir şey değil. Şimdi bu firmalar için asgari kurumlar vergisini bir kere %15 yapalım. Bunu net bir şekilde yapmamız lazım. Bununla da yetinmeyelim. Bir de bunların cirolarına bakalım. Cirolarından %2 civarında da bir vergi payını bir tarafa ayıralım. Hangisi fazlaysa onu tatbik edelim. Peki. Bunlar yıllarca vergi ödememişler çünkü. Vergi harcamalarının büyük bölümü, yani vergi muafiyet istisnalarının, indirimlerinin büyük bir bölümü bu firmalara kullandırılmış. Sadece 2024 yılında vergi harcaması olarak 2.2 trilyon bütçede görünen bir rakam var. Bunun 657 milyonu kurumlar vergisiyle ilgili muafiyet ve istisna. Bunun büyük bir bölümü de gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bu firmalara. Bu istisnalardan, bu verimsiz istisnalardan vazgeçeceğiz. Tabii ki üretimi destekleyeceğiz, ihracatı destekleyeceğiz. Ama bu firmalar çok kazandı, devlete çok zarar verdi. Kar garantili projeler yapıyorlar. Bu savurganlıkları ortadan kaldırıp biz emekten, işçiden, çiftçiden, esnaftan yana politikayı uygulayacağız. Dolaylı dolaysız vergiler dağılımını da dolaysız vergiler lehine geliştirip vergi yükünü adaletli bir şekilde dağıtacağız. Bu firmaların vergi yükü ne biliyor musunuz Sena Hanım? Buyurun. Hani kurumlar vergisi %25-30 diyoruz ya. Ben hesapladım 10 yıllık süreyi.
%3 ile 7 arasında değişiyor. En son %3'e kadar düşmüş. %3 ya. %3 nedir? Bir de şöyle de bir sıkıntı var. 500 büyük sanayi kuruluşunun vergi yükünü de araştırdım. Onun vergi yükü de %11. Yani sermaye vergisini ödemiyor. Sermaye yeterince vergilendirilmiyor. Kayıt dışı da vergilendirilmiyor. Diyeyim, sözü ben size bırakayım. Çok sağ olun.